Aziz hocaklar, bu yıl Türk milleti olarak ve ülke olarak yaşadığımız çok büyük deprem felaketinin gölgesinde bir Ramazan ayı idrak ettik ve onun ardından bayrama kavuştuk. Bayramlar her zaman için sevinç, neşe, sürur günleri olarak görülür. Ancak bu yıl Türkiye ve Türk milleti olarak bizler Şubat ayında 6 Şubat'ta yaşadığımız ve ardından gelen artçı depremlerle sürekli hale gelen bir depremler silsilesinin gölgesindeyiz. Bu depremlerde 50 binin üzerinde canımızı kaybettik. Pek çok insanımız sakat kaldı. Şehirlerimiz yıkıldı. 11 ilimizde ve onların ilçelerinde büyük bir yıkıma uğradık. Ve bu deprem felaketinin ardından da milletçe büyük bir dayanışma ve yardımlaşma örneğini ortaya koyduk. Bu yıl Ramazan ayında yine vatandaşlarımız, deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın, mağdur vatandaşlarımızın veyahut deprem bölgesinin dışına çıkmış başka illerde şu anda hayatlarını sürdürmeye çalışan insanlarımızın yardımına koşmaya çalıştık. İftar sofralarını onlarla paylaşmaya çalıştık. Burada bu hususun özellikle altını çizmeye çalışıyorum. Deprem felaketi çok büyük mağduriyetlere yol açmıştır ve o bakımdan henüz yaralar sarılmış değildir. Devletimiz ve milletimiz tabii ki bütün imkanlarıyla bunları yapmaya çalışıyor. Ancak unutmayalım, hala depremzede kardeşlerimizin pek çoğunun yardıma ihtiyacı var. O bakımdan bu bayram vesilesiyle Ocak camiamızdan ve bütün vatandaşlarımızdan talebim şudur ki, isteğim, arzum şudur ki, depremzede kardeşlerimiz için yapılan yardım kampanyalarına katkı vermeye, katkı sunmaya devam etsinler. Biz Türk Ocakları olarak ilk günden başlayarak hem sahada hem de çeşitli şekillerde yardımlarımızı iletmeye çalıştık, çalışıyoruz. Gerek genel merkez, gerekse şubeler olarak. Bu hususu her şeyden önce hepimizin hatırda tutması lazım. Hepinizin bayramını kutlarken birkaç noktaya daha değinmek istiyorum. Tabii ki deprem felaketi ve Türkiye'de yaşanan sıkıntılar gündemimizi büyük ölçüde belirledi. Ama unutmayalım ki bugün Türk-İslam dünyasının çeşitli köşelerinde hala büyük zulüm altında mağduriyetler yaşayan kardeşlerimiz var. Özellikle Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizi hiçbir zaman unutmamalıyız. Yine Ramazan ayında Filistin'de, Kudüs'te yaşananları gördük. İnsanların ibadetlerine engel olundu. İslam dünyasında, Türk ülkelerinde, Türklerin yaşadığı coğrafyada devam eden bu zulümlerin, bu baskıların, bu adaletsizliklerin sona ermesini ben Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Aziz hocalar, önümüzdeki süreçte ülke olarak bir seçim yapacağız. Deprem felaketin acılarını yaşarken devreye tabii ki doğal olarak seçim takvimi de öyle gerektirdiği için seçim süreci girdi. Ülke olarak esasen epeyce bir müddettir bir kutuplaşma iklimini yaşıyoruz. Bunun çeşitli sebepleri var ve burada bunun üzerinde duracak değilim. Deprem felaketi bizi aslında büyük ölçüde birleştirdi ama o dönemde bile yer yer bazı sıkıntılı görüntülere muhatap olduk. Nedense acılı günlerimizde dahi tam olarak bir birlik sergileyemiyoruz. Halbuki millet olmak demek kıvançta, tasada birlik olmak demektir. Yani hem acıda hem sevinçte birlik olmak demek. Bayramlarda birliğin, beraberliğin küslükleri, dargınlıkları bir yana bırakmanın vesileleridir. Ben bu bayram vesilesiyle bizi yöneten siyasilerden ve milletimizden şunu istiyorum. Evet, siyasi rekabet doğaldır. Siyasetin doğasında rekabet vardır. Ama lütfen bu millet bu kadar büyük acıları yaşamışken ve etrafımızda meydana gelen pek çok olayın bunun içinde Suriye'deki durumda dahil ve yaşadığımız sığınmacı olayları da dahil pek çok sıkıntılarımız varken bizim siyasetçilerimizin makro meselelerde
rekabete evet ama husumete hayır sloganı çerçevesinde milletin kutuplaşmasını önleyici bir dil kullanmasını ben bekliyorum. Bu dönemde özellikle Türk ocaklarının temsil ettiği Türk milliyetçiliği fikrine ülkede büyük bir ihtiyaç olduğunu da görüyoruz. Şunu unutmayalım. Bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yılını idrak ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran fikir kapsayıcı, kuşatıcı Türk milliyetçiliği kavramıdır. Ötekileştirici olmayan, etnik, mezhebi ayrılıkları esas almayan, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran halka Türk milleti diyen büyük Atatürk'ün izinde bir Türk milliyetçiliği anlayışı. Türkiye Cumhuriyeti böyle kuruldu. İkinci yüzyılında da günümüzde de böyle bir anlayışa, kapsayıcı, kuşatıcı bir millet, milliyetçilik anlayışına ihtiyacımız var. Siyaset dünyasının bunu idrak etmesi lazım. Ben bu vesileyle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimize ve özellikle yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Bu bayramın aramızdaki bir takım sıkıntıların, ayrılıkların, dargınlıkların ortadan kalkmasına vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Türk milletinin derin bir tarihi, engin ve zengin bir kültürü var. Bu millet bu derin tarihten aldığı güçle şu anda Türk dünyasıyla bütünleşme sürecinde kazandığı ivmeyle inşallah 21. yüzyılda bütün dünyada hakkaniyetli, adaletli, gelir dağılımının daha eşit olduğu, adil olduğu bir yeni dünya düzeninin kurulmasına öncülük edecektir. Yeter ki biz Türkiye'de kendi içimizde problemlerimizi danışmayla, istişareyle, adalet ve hakkaniyet içerisinde ve demokratik hukuk devleti esaslarına sıkı sıkıya bağlı kalarak halletmeye çalışalım. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizin mübarek Ramazan bayramını kutluyorum ve hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olunuz.